all got time. You made me feel sweet. And if I'm losing my mind, would you lose yours with me? You made me wanna melt like water in the pan. It's hard to keep my cool, knowing I'm your man. So let's spend some time wasting it away. Your love is like music, you went and changed the game. We're breaking all the rules. My smart signs don't match. Immigration issues trying to prove I'm with you. I'm gonna miss you. Boy, I hate to see you go. Wish time could just go slow. We'll truly dig my heart. But it's only time apart. In no time, we gon' be right back. Right by my side, like a monkey on my back. Herkese merhaba, yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Videonun açılışını yapmış bulunmaktayım ama önce bir kahvaltı hazırlığı yaptım. Bugün günlerden cumartesi, hafta sonu. Kendime şöyle pratik ama mükellef bir kahvaltı hazırlamak istedim ve şu an sabırsızlanıyorum yememek için. Şöyle, geçen biliyorsunuz ki Dikil'den bizim şarküteriden reçeller almıştım. Dedim ki artık deneyeyim ve hepsinden denedim. Bal kabaklı, fındıklı, fıstıklı da var. Onu başka zaman yiyeceğim. O da güzeldi. Ama süt reçeli favorim. Gerçekten. İçinde süt, şeker ve karbonat var. Hatta koyun sütü kullanmışlar. Ama böyle bir tat yok. Yani dondurmalarınızda böyle karamel tadı gibi bir tadı var. Süt şekeri var ya onun gibi. Böyle ölçülü bir şekilde yenilebilir. Ben böyle bir tabak hazırladım. Burada zaten avokadolu, peynirli, limonlu sosum var. Şurada süt reçeli, burada da bitter çikolatalı portakal reçelim ve zeytinim. Portakal reçeli çok portakal, yani inanılmaz tadı geliyor zaten. Bitteri bile bastırmış. Zaten gördüğünüz gibi böyle kabukları bile var. Güzel, tatlılarda falan bile kullanılabilir ama favorim tabii ki bu. Buna bayıldım yani, keşke bir tane daha alsaydım. Oh, şöyle yerime geleyim, temiz hava alayım, güneşin tadını çıkartayım. Çok acıktım ya, şu süt reçelinden bir tadacağım. İnanılmaz güzel. Bayağıdır yemiyordum. Arkadaşlar, kahvaltımı ettikten sonra videomu falan ayarladım. Gün hala devam ediyor ama dedim ki şöyle bir tarif yapayım. Bir öğün tarifi. Hem Instagram'a falan da atarım diye düşünüyorum. Çok pratik ve gerçekten hani o kadar pratik bir tarif ki yani pişmiyor. Ve 5 dakikanızı falan alacak 2-3 malzemeli bir tarif ama muazzam bir tarif. Şimdi hemen gösteriyorum. Ben hurmaları sıcak suda beklettim. Bakın rondodan bile geçirmedim. Elimle ezdim ve böyle kıvam aldı. Şurada ceviz ayıkladım. Şurada kahve var. Fitremsi topları yapacağız. Burada fıstık ezmesi. Şimdi olay şöyle. Bunun içine ceviz koyacağım. Kahve bulayacağım. Sonra içine fıstık ezmesi koyacağım. Kahveye bulayacağım. Yani size kalmış. İstiyorsanız muz koyun, kahveye bulayın. Yani o kadar pratik bir tarif ki. Hadi yapalım hemen hızlı bir şekilde. İstemiyorum. Büyük yapmak istemiyorum daha doğrusu. Şöyle aldım. İçine bir ceviz koydum. Ve şöyle buluyorum. Bakın. Bu kadar pratik. Buluyorum. İstiyorsanız sade de bırakabilirsiniz. İstiyorsanız kahveyi de bulayabilirsiniz. Şöyle kahveye buladım. Tekrar alıyorum. Bu sefer fıstık ezmesi yapacağım. Arkadaşlar karşınızda fit tiramisu toplarım. Şöyle göstereyim. Şu 4 tanesini kahveye buladım. Şu 2 tanesi sade. Bakalım şimdi şunu şöyle ne bu? Bakın. Wow. Bu fıstık ezmeli. Çok güzel durmuyor mu? Şu bu cevizli.
Ay muhteşem oldu. Bakar mısınız? Wow. İşte bu işi biliyorsun sen Ebru'cum. Çok iyi durmuyor musun ya sen? Muhteşem. Arkadaşlar enfes biliyor musunuz? Çok güzel gözükmüyormuş. Şimdi tadacağım sizin için. Şöyle. Muhteşem. Nasıl biliyor musunuz? O hurmanın tatlılığı harika. Ceviz geliyor ve kahve tadı geliyor. Ama çok güzel. Kahve de tam kararlı. Tabii ki çok fazla koymayın, acılaştırmasın. İstiyorsanız kakao da bulabilirsiniz. İstiyorsanız Hindistan cevizi ama kahve tadı geliyor. Gerçekten tiramisu tadı varmış gibi. Sadece tek olay hurma, ceviz, kahve ya da fıstık ezmesi, kahve, muz, kahve. Üç malzemeli pişmeyen muhteşem bir fit tiramisu topları. Benden size söylemesi. Kahveli olduğu için kahve yapmayacağım. Şöyle asayili ananaslı yeşil çayımı termosuma koyacağım. Şunu iki tane de toptan alacağım. Sitede yürüyüş yapacağım. Hem de onları yiyeceğim. Benden keyiflisi yok. Öyle değil mi? Hem de sağlıklı beslenip keyfimle sonuna kadar yaşayacağım. Hadi gidelim. Şovunun güzeline bakar mısınız? Şimdi yürüyeceğim. Sonra da bir otururum. Ara öğünümü yaparım. Yeşil çayımı içerim. Keyfime bakarım ama hava çok güzel. Bu arada arkadaşımla siteden komşum var. Onunla birlikte oturacağız. Arkadaşlar bakar mısınız şu güneşin güzelliğine? Orman havası, temiz hava. Çok güzel. Yakmıyor ama olsun güzel. Arkadaşlar piknikçilik online. Böyle koydum ama hepsi tabii ki yenmeyecek. Ama şu kutular çok pratik. A101'den falan alıyorum ben. Böyle yanınızda taşımak için ya da kahvaltınız mesela fazla arttı peyniriniz. Böyle koyup hop buzdolabına. Görünüşü de çok tatlı. Ya da çocuğunuzun beslenme çantasına olabilir. Ben bayağı seviyorum böyle genelde. Yanında bir şey taşıyacaksam buna koyuyorum. Hiçbir şey olmuyor. Tavsiyem bunun boyutları da var tabii ki. Şimdi çıkartalım. Şöyle. Ve tarlasını da çıkarttım. Tamamdır. Starbucks'a ihanet ediyoruz ama yapacak bir şey yok. Şu lip balmumu süreceğim gene. O kadar güzel bir kokusu var ki ve dudaklarımı böyle yumuşatıyor, onu seviyorum. Düz, şeffaf zaten renk vermiyor. Sadece yumuşatıyor ama kokusu çok güzel. Böyle Big Bubble sakızlara benziyor. O yüzden onu çok sevdim. Yürüdüm ettim ama canım nedense böyle annem börek yapmış diye biliyorsunuz. Ay dedim şöyle bir böreğini pişireyim bakayım nasıl olmuş. Orada yedim ama şimdi böyle hani şey büyük yapıyordu ya. Artık büyük yapmıyor. Hem çünkü kalıyor ya da yarına kalıyor. Ben yemek istemediğim için artık böyle porsiyon porsiyon yapıyor ve bence çok güzel oluyor. Mesela 2-3 tane çıkarsanız tepsiye sığıyor zaten. Bakın ben mesela bunu yapacağım. Sanırım bu patatesli. Size göstermek için çıkardım. Mesela bakın bir ikisini dolaba kaldıracağım ama istesem mesela böyle 3 tane pişirebilirim. Porsiyon porsiyon hem de güzel olur. Arkadaşlar bakar mısınız şunun çıtırlığına, güzelliğine, güzel 20 dakikada falan pişti vallahi o kadar güzel ki altı falan wow. Böyle birazcık kremleneyim diyorum ya. Maske falan yapmak istiyorum ama sanırım yapmayacağım çünkü şeyim yok. İstediğim maske tarzı bir şeyim yok. Böyle nem maskeleri falan almam gerekiyor ama şey yapalım hafta içi bir gün video çekerim zaten. Bir gün gidelim maske falan alalım biraz kozmetik ürünleri falan bakalım. Öyle. Bu arada buraya gelmişken takipçim sormuştu. 20 numaraymış. Bir önceki videomda şeyimi sormuşlar da. Rujumu. Mevlis Temet zaten. Böbreğimi bile vereceğim. Kefil olacağım bir ruj gerçekten. O kadar memnunum ki çok güzel. Neyse. Şunu süreyim. Bu arada bu videoyu yarına da taşıyacağım. Sabah uyandığımızdan tekrar başlarız. Yarın kahvaltılık bir şeyler alırım. Çünkü saat 9 gibi falan yola çıkacağız. Kahvaltı bir şey de alalım yolda yerim. Şöyle bolca süreyim. Şimdi şey yapacağım arkadaşlar. Birazcık birkaç kıyafetim işte dağıldı. Onları katlayıp tekrar yerine koyayım. Yarın ne giyeceğime karar vereyim. Şöyle bir şeyler bakarım. Bir de şey soracağım. Ya, bir takipçim sormuş. Ebru saçların kabarıyor diye memnun olmadığını biliyorum. İşte keratin bakımı yaptırdım. Çok iyi geldi. Sizce keratin bakımı yaptırsam kabarıklık gider mi ya? Saçım düzleştirmeye düşeniyorum. Ve böyle kabarık kalıyor. Gider mi sizce? Ya da Brezilya fönü falan. Bunun için ne düşünüyorsunuz? Yani eğer yaptıran varsa ya da memnun olup olumlu olumsuz yönlerini bana söyler misiniz? Çünkü gerçekten şöyle saçımın böyle daha düz olmasını, bu kadar kabarmasını istemiyorum.
Günaydın. İkinci bir günden merhabalar. Havamızı aldığımıza göre birazcık renklenelim. Biraz önce güneş vardı bu arada, biliyor musunuz? Böyle rahat giyindim bu arada. Eşofman yeni aldım, bir eşofmanım var, onu falan giydim. Ama pantolon gibi, böyle zaten kalıbı saran cinste. Böyle çok bol değil. Size bir şey söyleyeyim mi? Şeyden bir ne, dolunay mıdır nedir bilmiyorum ama benim de bu aralar canım deli gibi tatlı istiyor, biliyor musunuz? Yani sürekli böyle bir yemekten sonra bir tatlı yiyesim var. Ama böyle nasıl, biliyor musunuz? Aynı böyle gelir ya, böyle 3-4 tane falan yiyeyim yani. Ama tabii kendi tutuyorum. Yemek istemiyorum. Arkadaşlar şöyle hazırlandım. Bakın yeni aldım eşofmanım bu. Pantolon gibi hem eşofman gibi böyle şey düz insin istiyorum ben. Üstüne de şöyle kahverengi. Aklarım zaten sıcak tutuyor. Şu bej aklarım da her şeyle uyuyor. Böyle bej üstlerimle, kahverengi üstlerimle. Güzel bir uyum oldu gerçekten. Şöyle de makyajım. Rimel, allık, ruj, başka da bir şey değil. Saçımı da şöyle yapıyorum. Bu aralar bu saç modeline taktım. Hem saçımı düzgün göstereyim, yüzümü daha güzel gösteremiyorum. Sevdim yani. Şimdi kahvaltı hazırlayalım, ondan sonra çıkacağız. Şöyle 2 dakikada kahvaltı edeyim bence. Saat 10.30 zaten. Arkadaşlar kahvaltımı ettim. Ben de yanıma şöyle bir avuç leblebi ve bir tane dün yaptığım kakao topum kaldı. Onu koydum ve donmuş ya, çok daha güzel gözüküyor. Şöyle yanıma aldım. Ara öğün olarak eğer böyle acıkırsam yerim. Eve gelene kadar hem de midemi tutsun diye düşünüyorum. Hayret, bugün yok. Sıkı takipçilerim anladı. Bugün kedi yok. Arkadaşlar çıktım, daha servisin gelmesine bir 5-10 dakika var ama ben çıktım dedim şöyle bir temiz hava alayım. Üstelik içinde biraz yürüyeyim bir 5 dakika falan. Ay çok güzel ya gerçekten, şu sakin. Bir de bugün günlerden pazar bu arada. Ben sokağa çıkma yasağı olduğu için de ayrıca böyle herkes bir dinlenme modunda sanırım. Canım arabam ıslanmış. Çiğe bakar mısınız? Aslında hava serin. Dün yıkattım. Tertemiz olmuş. İşte kendim belli ediyorum. Renkler arasında herkesin arabası siyah beyaz. Ben renkli bir kişilik olarak mavi. Neyse, bu gereksiz bilgi verdiğime göre gidebiliriz. Sistemin sportif insanları yürüyüş yapıyor. Ben olsam şu an uyurdum. Yani yeni uyanmıştım daha doğrusu, saat 11'e geliyor da. Yeni uyanmıştım, kahvaltı falan. Müsli'yi de yedim, iyi doyurdu. Süt zaten beni çok doyuruyor. Arkadaşlar biz şimdi yolumuza devam ediyoruz ama size gerçekten çok şaşıracağınız bir şey anlatacağım. Ki benim sıkı takipçilerim bilir. İzmir'e gitmiştik ya. Ekip arkadaşlarımızdan Atakan. Birkaç kere daha videomda falan çıktı. Hala sağlıklı besleniyor ve bir ayda, daha söylemeyeceğim, kendisi söylesin ve zaten gördüğünüz zaman farkı anlayacaksınız. İzmir'deki vlogdaki halini de şuraya koyacağım da biraz sonra. Birazcık o önemli bilgilerinden, tüyolarından bize paylaşmasını istiyorum. Selamlar. Karanlıkta iyice kayboldum, biliyor musun? Kaç kilo gitti, biraz anlatır mısın? Kaç kilo gitti? Yaklaşık 35 güne yakın bir süre oldu. 12 kiloya yakın bir şey gitti. Vay. Ben anlamıyorum tabii ne kadar belli oluyor mu olmuyor mu ama tepkiler iyi. Bayağı belli oluyor. Şuraya yana İzmir'deki halini koyacağım. Peki bir şey soracağım. Nasıl geçti bu bir ay? Neler yaptın? Nasıl geçti? Ben önce bu diyete kendim başladım. Bayağı sert, yani şok diyet diyebiliriz
belki. Bayağı sert başladım çünkü ben inanılmaz kötü yiyordum yani. Gece yemeleri. Özellikle gece, evet. Yani işten geldiğim için gece böyle evde oturup yemek, özellikle pandemi sürecinde tek keyfim gibi bir şeydi ve ne bileyim, tavuk yiyeceksen bir kümes tavuk yiyorsun mesela. Yani. Ya da tavuk yiyeceksen hamburger. İçinde tavuk var diye. Öyle yiyordum yani. Ondan sonra gece yatıyorum, nefes alamıyorum. Ya yemeği de değil mi? Bundan. Yani bu olay biraz şey gibi, hani her kıyafetin içine gireyim ya da işte yaz geliyor güzel gözükeyim plajlarda falan olmadı da hani biraz daha böyle hani sağlığımı düşündüğüm için, başladığım için iradesel anlamda hiç problem çekmedim yani. O yüzden rahat ilerliyorum. Peki motivasyon nasıldı? Biraz motivasyondan bahsetsen. Hani diyorum ya sana, hiç kaçamaklar yapmadın yani. Bir canını çekmedin, modun düşmedi mi? Yani gene işte dediğim gibi, hani sağlığını düşünerek başladığın zaman bu işe kaçamak yapmaya bile gerek duymuyorsun yani. Hani ben bunlardan kurtulacağım, ondan sonra hani rahat edeceğim. Zaten ben belli bir süreyi açtığın zaman alışıyorsun. Bu beslenme tarzına alışıyorsun. Çünkü yani yemek yedikten sonra yediğin yemekten kalktığın zaman vücudunu rahat hissediyorsun. Evet ya. Yani sanki vücudunun kontrolü sana geçiyormuş gibi oluyor yani. Çok rahat hissediyorsun. O yüzden yani benim normalde tatlı çok tüketmiyorum. O yüzden tatlı krizi falan da olmuyor. Hiçbir şekilde programımı aksatmadan devam edebiliyorum yani. Bir de şey, şehir dışına falan gittin. Ona rağmen devam ediyor olabilmene ben hayran kaldım. Adana falan yani gittiği yerler, düşünün. Helal olsun harbiden ya. Şey, biraz şey oluyor hani senin düzenini bozmadın. Şeyleri bulmakta zorlanıyorsun ama yani bulamadığın zaman da hani bozmak yerine hani geliştirici bir şeyler yani tüketerek atlatabiliyorsun. Şu konuda da hayran kaldım. Hatırlıyor musun? Bir kere çekimde dürümler falan vardı. Salata yiyordu yani hani. İki kutu verdik ve sadece salata yedi. O yemeğini getirmemişti. Gene bozmadı. Mesela içindeki dürümde o etini bile yemedi. Dedim ki Atakan olmuş. Hem de bayağı. Ve şu an ben çok şaşırıyorum. İki haftada bir, 10 günde bir görünce hele daha çok şaşırıyorum. Çünkü fark çok büyük. Yani İzmir'de zaten dedim ki bu çocuk yapacak bombaları falan yemediğin için. Bir bomba 130 kalori. Ne gerek ya, var? Doğru harbiden. Yedik de ne oldu? Yani, İki dakika sonra tadı gidiyor yani. Sadece yiyorsunuz. O yüzden yapmayın. Bıraktığınız gibi devam ediyoruz diye zannetmeyin. Kaç saat geçti? 3 saat falan geçti herhalde. Şimdi dönüş yolundayız. Kahvaltılarımız edildi. Tabii. Şimdi ara öğün yapacağız. Ben ara öğünümü göstereyim. Bir saniye arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ben de göstereceğim. Göster. Leblebim ve tiramisu topum var. Bundan yer misin? Hurma sadece var içinde. Ve yok. Ama tadına bak ya. Hurma var. Bir tane ya içinde ceviz olması lazım ve kahveyi bulalım. Wow, bakın. Kuru kayısı, badem ve kefir. Bu kefirin aynısı bende var. Ben çok beğeniyorum tadını. Köfte Yusuf'a gelip kayısı ve bademle besleniyor. Kefir. Şurada iki grup sandviç yiyor. Ben ayran aldım. Daha ne olsun? Daha ne olsun? İradeye bakar mısınız? Köfte Yusuf'un karşısında ayranla öğün yapıyoruz. Hamburgerler, sandviçler yiyorlar ama biz yemiyoruz. Yer misin? Bir de tutar ya. İki tane. Ya bunda bir şey yok. İki tane aldı sadece. Ya bazı şeyler işte böyle, mesela şey soruyorlar ya, nasıl böyle veriyor ve kuşbaşı i̇şte etini de aldı. Kuşbaşı etini de aldı, akşam yemeği için şimdiden aldı koydu, kasapla uğraşmamak için ya. Yemiyor. Böyle kilo veriyor arkadaşlar, böyle korunuyor. Ben 3-4 gündür bozduğum için, 3 gün diyet yaptım. Dün de gene çikolatayı abarttığım için ben de bugün dengeliyorum. Peki sen çikolata mı? Çikolata mı yedin? Çikolata yemeyelim 3 ayı. Ben dayanamam. 3 ayda çikolata yemiyormuş. Ben dayanamam asla. Bu bak, bu benim. Bir kilo verirken ki menümde ayran leblebi. Hem mideyi tutuyor, mide bulantısını götürüyor, hem de top tutuyor. Hayır, şimdi arkadaşlar. Çikolata bir ihtiyaç değil. Yani çikolata yesem mi olur, yemesem mi olur. Bana hiçbir katkısı yok yani. Ama beynin şekere ihtiyacı var. Ne, kimin? Beynin. Yok mu? Beynin şekere ihtiyacı var.
yani yemen gereken öğünlerdeki gıdalarını ona göre seç. Doğal şeker olarak alabilirsin. Ekstraya gerek yok. Ben mesela şimdi birazdan şu kakao tabundan yiyeceğim. Bakın. Bundan yiyeceğim. Güzel. İrade budur. Almadım. Videom giriş yapıldı. Gerçekten yoğun bir gün. Saat şu an 6'ya falan geliyor. Hemen gelir gelmez yemek koydum. Yemek şu an pişiyor ve kendime şöyle bolca güzel bir salata yapayım dedim. Böyle nar ekşirildi, muhunlu, zeytinyağlı. Çok güzel değil mi? O yüzden böyle güzel bir salata yapasım geldi ve renkli bir salata yapacağım. Malzemelerimi de hazırladım. Yıkadım. Göstereyim bir. Bakın böyle bir salata şöleni. Maydanoz, marul, taze soğan, havuç, turp ve domates. Bugün gayet güzel bir şekilde beslendim ve gayet vicdanım rahat. Şimdi geldim yemeğimi yedim. Bilerek yemek yemedim. Orada aslında köfte falan da yiyebilirdim, ben korumadayım ama saat 4 falan yesem bu sefer akşamleyin çok acıkacağım. Ve köfteyi de ekmekle yemek isteyeceğim. O yüzden hiç gerek yok. Eve geldim ve köfte yapıyorum. Nasıl? Köfteli patates attım fırına bu arada. Canım böyle patates istiyordu. Yanında da yoğurt, salata falan. 10 numara 5 yıldız bir menü bence. Arkadaşlar yemeğim hazır. Fırında patates ve 4 tane köfte yaptım kendime. Burada da sülalem yetecek kadar salata var. Nedense canım çok salata çekti ve bayağı yaptım. Bilmiyorum, ekmeksiz bir şekilde yerim, yemezsem gece de yerim, hiç umurumda değil. Ama o kadar güzel ki bakın. Çeşit çeşit salata. Tomorrow. Size en son bıraktım. Dün de. Dün yemek yedim. Sonra böyle canım tatlı falan istedi. Biliyorsunuz çok sağlıklı beslenmiş ama canım çok çikolata isteyince çikolata falan yedim. Hatta Instagram'a takip edenlere de söyledim. Dedim ki hani böyle çok sağlıklı besleniyorum ama böyle 10 gündür falan akşam yemeğinden sonra canım tatlı istiyor ve yiyorum. Yarını falan dengeliyorum. Hani kilo alma problemi yaşamıyorum ama böyle sürekli bunun böyle anlamsız bir şekilde olması canımı sıkıyor. Ve bugün de kendimi relax bıraktım. Yani bugün normal beslendim falan. Hatta akşam hamburger yemeği falan düşünüyorum çünkü canım çekti. Zaten kilo alma problemi yaşamadım. Ama şunu diyorum, bu akşam hamburger yiyeceğim. Böyle bir hafta falan böyle çok sağlıklı besleniyorum. Tatlı falan da yemeyeceğim ki eve falan çikolata da almayı düşünmüyorum. Böyle meyveden, doğal şekerden falan ihtiyacımı gidereyim diyorum. Bir hafta boyunca da böyle detaylı işte mesela canım tatlı isteyince nasıl o tatlı isteğini gideriyorum, neler yapıyorum, tam olarak nasıl besleniyorum, kendimi nasıl motive ediyorum falan, bu tarz böyle tam sizin sevdiğiniz tarzda bir video çekmeye karar verdim. Yarın start vereceğiz bu videoya. Hem de yarın çok yoğun bir tempoya da başlıyorum. Stüdyoda çekimlerimiz olacak. Ve makarna yemekleri falan olacak. Ona rağmen yemeyeceğim. Akşam bilmiyorum, çok geç çıkarsam akşam sebze falan olursa yerim de. Hani böyle öğlenleyin falan yemek yemeyi düşünmüyorum. Ya da çorba içerim, salata yerim en fazla. Bilmiyorum. Bakacağız yani duruma göre. Yanımda falan taşıyacağım. Yanıma neler alıyorum, kahvaltımı nasıl besleniyorum, dışarıda nasıl besleniyorum falan. Şöyle güzel bir, mükellef bir video gelecek. Tam istediğiniz gibi bir video çekeceğim. O yüzden bugün böyle canım ne isterse yedim. Hatta öğlen bir de kokoreç falan yedik. Akşam da hamburger dönmeyi düşünüyorum. Böyle güzel bir son vuruşları, altın vuruşları yapayım. Ondan sonra yarın da dengelerim diye düşünüyorum. Neyse, bu iki günlük bir video oldu. İki gün boyunca beraberdik. Hem motive de ettik sizi. Aslında baktığınız zaman görüyorsunuz güzel bir video olduğunu. İnanıyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Artık bu videoyu burada kapatıyorum. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.